Selam arkadaşlar, ben Naktor'un kanalı videoya hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mercedes G63 kullanacağız arkadaşlar, AMG serisi. Bildiğiniz gibi ben zaten Mercedes hayranı biri olarak bu aracı kullanmaktan gerçekten çok keyif alacağımı düşünüyorum. Tabi aracı ilk kez kullanmıyorum, çok kez kullandım ama videoyu da çekmeye hiç nasip olmadı. Hep düzenli video atacağım deyip sürekli videolar geciktiriyorum, biliyorum bunun farkındayım. İnşallah yakın zamanda güzel bir videolarımızı her gün olmasa da düzenli olarak atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yaklaşık ne kadar yolumuz var? 478 kilometrelik bir yolumuz var. Güzel bir seyahat gerçekleştireceğiz inşallah. Ben genelde buradan her zaman bir şey yaptığım zaman her zaman kırmızı. Bugün şansımı yeşil yanıyor. Bayağı iyiymiş. Kontrolleri, şeffaflığını kısmayı unuttum tamamıyla. Aracın sesi umarım size geliyordu. Çünkü gerçekten güzel bir sesi var aracın. Siz ne yapıyorsunuz? İşe gidip aynı insanlar görüyoruz. Aynı hayatı yaşayıp duruyoruz. Değişen oyunlarda da pek değişen olmadı. Hep aynı oyunları çekip çekiyoruz. Farklı oyunları bir şekilde yazmıştı işte. Vice Online oyunu diye de. Vice Online oyunun artık pek umudu kalmadı benim gözümde. Yani çünkü adamlar geliştirmek için uğraşmıyor. Sürekli aynı yerde duruyor. Oyunda tek yaptıkları şey işte paralı araçlar getirmek işte. Oyuncuların para yatırmak için elinden gelen her şeyi yaptırmak falan. Oyun benim elimde olacak var ya. Yani herhangi bir oyun benim elimde olacak. Hem oyuncuların istediklerine kulak veriyorum. Hem de böyle insanların vakit geçirebileceği, böyle daha çok geniş şeyler görebileceği şeyler çıkartmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Bu video o kadar da oldu mu? Ben sinyallerimi yazdım falan. Ama sürekli sinyal veriyordum. Hatta bazı işler diyordu. Çok düzgün kullanıyorsun. Oyun amacı zaten düzgün kullanmak değil mi yani? Bu aracın frenleri tutmuyor bu arada. Test edildi, onaylandı. Şuraya gittik. Böyle şey diyorum ben Mercedes'im, ben de bir önce arıyorum. Ya biraz daha böyle bir bayıyor değil de ama yine yüke zarar ver. Olduğum yerde yüke zarar ver. Bu neden sürekli yaşanıyor bilmiyorum. Sürekli yüke zarar verme peşindeyim. Sürekli yük zararı yaşıyoruz. Motorlar motoru. Çok da güzel oldu. Sopeta dalarken böyle bazen gaz fazla kaçırıyor. Daha çok uçuyor yani böyle. Top speed'i bütün araçlar, spor araçlar 299 olması lazım. 299'dan fazlasını çıkmıyor. Yani koymak zorundayım, bu virajda çarpma hızlı. Sonra anlatıyorum. Şeyden bahsediyorum. Oyun bende olacak. Oyundaki bana göre en önemli olaylardan biri map. Tamam, belki optimizasyon sorunu yaşıyor olabiliriz. Yani yine de map'i
organizasyonla beraber güzel bir şekilde dizayn edip yapabilirler. Böyle çok şey beklentimiz yok böyle. Binaların içine girilsin. Böyle kenarlarda böyle yeşillikler çok fazla olsun. Çok dikkat çeken detaylar olsun. Böyle traktör mesela bak sağdaki şey gibi. Böyle manav araçları falan gibisinden değil. Böyle hep bir büyütün ya. Böyle off-road alanları olabilir. Sahil kısımları olabilir. Onların yerleri büyütülebilir. Bu arada off-road'dan kastım. Ciddili bir off-road yani böyle. Şöyle mesela sağ taraf gibi böyle çıkabileceğim bir yer böyle düzlük olan değil. Baya böyle jiplerle çıkabileceğim böyle kocaman bir dağ olsun. Dağa çıkıp böyle arkadaşlarla falan off-road yapabileceğimiz bir şeyler olsun. Bir aktivite olsun. Oyun bize bunun fırsatını vermedi ki. Oyun bir yerden sonra sıkıyor. Sen bana araç gitti sen ne olur. Hep aynı yerde dönüp dönüp dolaştığım için. Pek keyif alamıyorum. Ne olur. Gün boyu burada kalacağız. Şey de olmuyor yani böyle Truck Simulator oyunundaki hissiyatı da alamıyor. Mesela oyuncu kapasitesi böyle online olsa direkt girdim böyle 1000 kişilik server olsa çok keyif alırsın. Tabi onun biraz kontrolü biraz zor oluyor. Oyuncular olsun biraz trolleyenler olsun, çarpanlar olsun bilerek. İşte yol kapatanlar olsun. Tabi bunun için de bakacak yetkililer var yani. Truck Simulator'da nasılsın? Neyse. Şunu geçelim. Bir şeyler getirirsen mesela böyle. Bana göre çok kafi yani. Keyif alırız en azından. Yapılacak bir aktivite olur. Onun dışında pek keyif vermiyor. Ya ben büyüdüğüm için keyif vermiyor diyeceğim. Çok da alakalı olduğunu sanmıyorum. Çünkü bazı oyunlar bana yaşından hala keyif vermeye devam ediyor. Çünkü ben yani, oyunlarda nedense hikayeyi çok fazla kısmışlar. Yani bazı oyunlarda çok da bir olsa bir başa bir hikaye eklenmeli veya belli bir yerlerde böyle hikaye devam ettirilmeli. Bu tarz oyunlarda pek hikaye yok. Çok da hikaye gerek de yok. Ama yine de bana göre biraz eklenebilir de çok var. Böyle insanların böyle bir tutulması lazım. Oyunu böyle hissetmesi lazım, demesi lazım bu oyun. İşte acaba ileride ne olacak gibisinden böyle bir şeyler. Beklentisi olması lazım. Tüm bu oyun yapmışlar. Pek bir şey yok, sadece para kazanma amaçlı yeni şeyler getiriyor. Mesela örneğin Matkoid 2 Big City Online diye bir oyun var. Aşırı gerçekçi, güzel bir oyun. Ama oyunun belli bir sıkıntıları var mesela. Map artık baydı. Büyük bir map olabilir. Ama bir yerden sonra baymıyor yani. Yeni mapler getirilmeli. Yeni maplerden kastım map büyütülmeli. Böyle farklı farklı mapler pek hoş olmaz. Böyle map'in bir kısmını büyüteceğim mesela. Köprü koyacağım. Köprüden başka yerde geçiyormuş gibi. Hissiyat olabilir. Oradan oynamaya başlayacağız. Yeni yerler. Yeni binalar, yeni yapıtlar. Veya örneğin oyundaki çarpışma şeyi var. Fiziği var. Çarpma fiziği. O fizik mesela en ufak dokunmada paramparça. Onu mesela daha fazla geliştirip böyle güzel şeyler yapıyorum. Mesela çok ufak çarpmada böyle tampon mesela çizilebilir. Matkoid 2'de çarptığın zaman paramparça olur. Öyle olmak yani çizilebilir mesela. Bunları düşünüp bunlara önem versen çok oyuncu kazanacak. Sadece oyuna pahalı arabalar getirdi. Bir de bunları kutu yapalım. Patlayan oyunları genelde temeli bu oluyor. Güzel örneği PUBG. PUBG mesela herkes oynamıştı. PUBG'de ne var mı? Ne var mı PUBG? Çatışıyoruz. Yeni modlar falan. Birkaç bir şey de yeni modlar falan. Ama insanların bayıldığı şey artık oyun tamamen kostüm üzerine. Kostüm üzerine. Çünkü insanlar sizi teşvik ettiniz. Bunu siz yaptınız. Belki insanların içinde var derdi. Siz bunu yapınca ne olmuş oldu? İnsanlar artık buna yöneldi. Artık oyuna çatışmadan değil de paraya, kostüme yöneldi.
Yani bunlar düzeltilirseler eğer bir oyunda gerçekten emek verip uğraşırsalar çok güzel şeyler, çok güzel oyuncular kazanabilirler ama oyunlarda artık böyle şeyler yapmıyorlar. Tabii. Mobil oyunlar için bu söylediklerim. Yoksa PC oyunları, bilgisayar oyunları çok bambaşka seviyede ve çok güzel oyunlar. Onun dışında mobil oyunlara artık önem vermeleri gerekiyor bana göre. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video çok hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bana destek vermek için isterseniz Instagram'ımız var, açıklama kısmında. Instagram'a gelebilirsiniz. Discord'a gelebilirsiniz. Videolardan haberdar olabilirsiniz. Oradan Discord'dan rahatlıkla gelirseniz. İlerleyen kısımlarda eğer çok Discord'umuz gelişirse moderatör alımlarımız veya orada etkinliklerimiz vesaire olacak. Katılıp arkadaş bulup eğlenebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yemek yiyen herkese afiyet olsun. Hoşça kalın. Bay bay.